Yeniden selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar sınav öncesi vatandaşlıktan şöyle güzel soru çözümleri yapalım dedik. Bütün konulara ilişkin soru cevaplarla tekrarlarımızı yapacağız. Genel tekrar videolarını zaten çektim. YouTube kanalında var. Oynatma listesi var. Genel tekrar videolarında her üniteyi bir videoda anlattım tek partide. Oradan izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde tekrar videolarında. Şimdi aslında bir tekrar yapmış olacağız arkadaşlar. Sonrasında denemeler falan da çözüp YouTube kanalına atacağım zaten. Lisans, ön lisans, orta öğretim tüm öğrencilerimiz bu videoyu izleyebilirler. Tabii konularını çalışmış, bitirmiş olanlar. Şu ana kadar daha çalışmamış olan var mıdır? Duymayayım öyle şeyler. Başlamadım diyenler hemen başlasın. Tamam. Hazırsanız o zaman başlayalım. Hazır mıyız? Berk hazır mısın? Hazırım. Berk. Berk'e de diyorum gel seni şu kameranın önüne bir çıkarayım. Bak merak ediyorlar Berk diyorum. Gelmiyor. Gelir misin Berk? Gelmiyor. Yüz görümlü mü istiyorsun? Ne istiyorsun? Bir şey olsun. Ha 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 bir şey olsun, bir şey olsun diyor. Alkış! Yine mi gelmiyorsun Berk? Gelmiyor, Berk gelmiyor. Gelirken yolda bir şarkı geldi. Ferhat Göçer'den yıllarım gitti. Size armağan ediyorum tamam mı? Gençliğimi geliverseler bu kez en çok nasıldı? Kendimi severim. Devamını bilmiyorum. Geldikçe eşlik edebiliyorum yani. Sizlere armağan ediyorum. Hayatta en çok kendinizi sevin arkadaşlar. Gençliğinizi geri falan kimse vermiyor. O yüzden gençliğinizin, anın, zamanın tadını iyi çıkarın. Tamam mı? Ben bu arada gençliğimde güzeldi yani. Fena değildi belki değil mi? Şimdi bir isyan etmişim gibi oldu sanki ama. Çok şükür bugünümüze. Evet şimdi birinci bölümle başlıyoruz arkadaşlar. Hukukun temel kavramları. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en temel özellik nedir? Hepiniz eminim çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Arkadaşlar 4 tane sosyal düzen kuralı vardı. Neydi bunlar? Din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarıydı. Din, ahlak, görgü kurallarının yaptırımı manevi nitelik taşıyordu. Yani tepki insanlar veriyordu. Kendisi vicdanen kendini rahatsız hissediyordu gibi şeyler vardı. Manevi yaptırımlar vardı. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran temel özellik onun maddi yaptırımlı olmasıydı. Maddi yaptırım ne demek? Devlet tarafından verilen bir tepki demek aslında. O zaman maddi yaptırımlıysa hukuk kurallarını kim destekliyor arkadaşlar? Devlet destekliyor. Yani size soruda hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran temel özellik nedir derse ya maddi yaptırım ya da ne göreceksiniz ışıklarda? Devlet desteği. Şöyle bir tanım yapabilir miyim o zaman? Uyulması kamu kudretiyle desteklenmiş kurallara ne ad verilir? Ve maddi yaptırımları içeren kurallara hukuk kuralları adını veriyoruz arkadaşlar. Tamam. Geldim 2. Hukuk kurallarının amaçları nelerdir? Toplumda hukuk kuralları neden vardır? Bakalım toplumda barış için, adalet için, güvenlik için, eşitlik, dikkat. Burada bir şey dikkat edin arkadaşlar. Eşitlikten kasıt. Eşit kişilere eşit davranma demektir. Yani nispi eşitlik vardır bizde. Çünkü pozitif ayrımcılık var mı hukukumuzda? Evet var. Eşit kişilere eşit davranmaktan bahsediyor. Mutlak eşitlik yoktur bizde. Mutlak eşitlik şudur. Kessen ayrım yapamazsın diyor. Ama bizde bazı alanlarda pozitif ayrımcılık tanınıyordu biliyorsunuz ki. O yüzden eşitlik dediğinde nispi eşitlik vardır. Hukukta mutlak eşitlik kavramı yoktur. Ve yeni oluşum ve gelişmelere cevap vermek hukuk kurallarının amaçları arasında yer alır. Geldik 3. Hukuk kurallarının temel özellikleri nelerdir? Bakalım. Arkadaşlar hukuk kuralları genel, nesnel, kişilik dışıdır. Birbirine çok yakın kelimeler zaten değil mi? Hepimiz için aynıdır diyor. Herkes için aynıdır. Ayrım yapılamaz ve kişiye özgü. Kişilik dışı olması ne demek? Kişiye özgü bir hukuk kuralı olmaz Ayşe için, Ali için değil. Hepimiz için hepsi geçerli mi? Evet. Buna biz hukukun kişilik dışı olması özelliği diyoruz. Diğer bir özelliği hukukun soyutluğu. Arkadaşlar soyutluktan kasıt burada elle tutulamaz, gözle görülemez gibi bir algı gibi düşünmeyin. Bakın genellik ne biliyor musunuz? Hukukun genelliği şu demek. Herkese aynı şekilde uygulanmasıyken ayrı özelliği gösteren tüm olaylara aynı şekilde uygulanması hukukun soyutluğudur. Herkese aynı şekilde uygulanması genelliğini anlatırken hukukta soyutluk aynı özelliği gösteren tüm olaylara aynı şekilde uygulanması. Nişanlanma kim nişanlanırsa nişanlansın nişanlanma olayına ilişkin hükümler herkeste aynıdır diyor. Tamam biri herkese aynı diyor biri her olaya aynı olduğunu söylüyor. Aynı özelliği gösteren her olaya. Hukuk kuralları süreklidir değil mi? Ara verebilir miyim? Hayır. 5 saniyeli her şey serbest. Yok öyle bir şey. Sürekli kurallardır ve nasıl kurallardır? Bağlayıcı böyle bağlar. Uymazsan maddi yaptırıma karşı karşıya kalırsın.
Tamam. Şu gördüğünüz 3 başlıkta, bakın birinci bölümle ilgili kısım, 3'ü de daha önceki yıllarda sınavda çıktı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldim şimdi 4. soruya. Hukuk kurallarının yaptırımları nelerdir? Şimdi ben önce bir yaptırım tanımı yapalım. Yaptırım nedir? Hukukun yap dediğini yapmadığında ya da yapma dediğini yaptığında karşılaşılan tepkiye ne ad verilir? Yaptırım denir. Sakın ceza demeyin, tamam mı? Genel tanım yaptırım. Yaptırımın diğer adı da neydi arkadaşlar? Ne diyorduk biz yaptırıma? Müeyyide adını veriyorduk, tamam? Müeyyide yaptırım demekti. Hukuk kurallarının 5 tane yaptırımı vardı. Ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük ve iptal. Çıkma sınav sorusuydu. Hangisi Türk hukukunda uygulanan yaptırımlardan biri değildir diye sordu. Cevap kısas. Kısas ne? Gözle göz, dişe diş. Var mı bizde öyle bir şey? Yok böyle bir şey. Arkadaşlar, suç işlersem ceza. Mahkeme kararına uymazsam, borcu ödemezsem cebri icra. Zorla yerine getirme. Soru kökünde zor göreceğim. Birini zarara uğratmışsam maddi manevi, zararını gidermek için açılan dava tazminat davasıydı. Hükümsüzlükte yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık gibi kavramlar vardı. İdare tarafından yapılan haksız bir idari işlemin ortadan kaldırılması için açılan davaya da ne diyorduk biz? İptal davası diyorduk. Şimdi bir de mesela bazı güvenlik tedbirleri var arkadaşlar. Müsadere diye bir şey var. Müsadere el koyma demektir. Genel müsadere ve özel müsadere var. Genel müsadere her şeyine el koyarım diyor. Türk hukukunda genel müsadere yoktur. Özel müsadere vardır. Nedir özel müsadere? Bir güvenlik tedbiridir. Haksız yollarla elde edilen kazanca el koyar devlet. Ya da suç aletine el koyar. Eşya müsaadesi ve kazanç müsaadesi olabilir. Mesela cinayet işlediğinizde cinayeti işlemiş olduğunuz silaha devlet ne yapıyor? El koyuyor değil mi? Hatıra olarak alıp saklayamıyoruz onu. Ona biz özel müsaadere diyoruz. Türk hukukunda genel müsaadere yoktur. Güvenlik tedbiri olarak özel müsaadere var mıdır? Evet vardır. İdam var mı? Hayır. Türk hukukunda idam da yoktur arkadaşlar. Şimdi geldik, hemen devam ediyoruz. İkinciye geçtik. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen ceza türleri nelerdir? Bunu ne kadar anlatırsam anlatayım karışıyor. Şimdi dikkat, bak. Türk hukuku mu daha geniş bir şey, Türk Ceza Kanunu mu? Bir düşünün. Türk hukuku mu daha geniş bir şey, Türk Ceza Kanunu mu? Ceza kanunu diyenler ne yapıyorlar? İzleyenler bilirler. Ağzınıza patlatıyorsunuz bir tane. Hukuk daha geniş bir şey. Türk hukukunun içinde Türk Ceza Kanunu var, Medeni Kanun var, Borçlar Kanunu var, Ticaret Kanunu var. Bir sürü şey var değil mi? Hukuk genel bir isim. Hukuk daha geniş bir şey. Bakın hukukumuzda bizim bir sürü ceza türleri vardır arkadaşlar. Mesela kopya çekme, bak seni neye veririm diyordu öğretmenimiz. Disipline veririm. Disiplin cezası diye bir şey var. Düzen bozduğum için karşılaştığım bir ceza türü. Türk hukukunda var ama Türk Ceza Kanunu'nda yazmıyor o arkadaşlar. Ya da idari para cezası diye bir ceza Türk hukukunda evet var ama Türk Ceza Kanunu'nda yazmıyor. Dikkat! Türk Ceza Kanunu ceza kime veriliyordu? Suç işleyen kişiye. Suç işleyen kişilere verilen cezaları düzenliyor. Kopya çektiğimde ben bir düzen bozuyorum, kural ihlal ediyorum. Suç gibi düşünmeyin, tamam mı? Burada iki tip ceza vardır Türk Ceza Kanunu'nda. Biri adli para cezası, diğeri hapis cezalarıdır. İki tane. Adli para ve hapis cezaları. Hapis cezaları da kendi içinde kısa süreli, uzun süreli, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis olmak üzere ne yapıyor? Ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir soru sorayım, tamam mı? Burayı oturtalım burada. Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen ceza türlerinden biri değildir diye soruyorum. Sorum neymiş? Hangisi TCK'da yer almaz diye sordum, tamam mı? Şimdi bak şıklarım şunlar. Adli para cezası var mı? Var. Kısa süreli hapis var mı? Var, yazıyor zaten, görüyoruz yani. Müebbet hapis var mı? Evet var. Peki ağırlaştırılmış müebbet hapis var mı? Evet var. Peki devam ediyorum şıklara. Şu yazıyor. İdari para cezası. İdari para cezası Türk hukukunda var olan bir ceza ama Türk Ceza Kanunu'nun içinde yazmıyor arkadaşlar. Ya da disiplin cezası diye bir ceza türü var mı? Değil mi? En çok da bunu duyarız hatta. Disiplin cezası diye bir ceza var mı? Var. Ama Türk Ceza Kanunu içinde yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Anlaştık mı? Peki sorum şöyle olsaydı. Şimdi soru bu. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukundaki ceza türlerinden biri değildir? Türk hukukundaki cezalardan biri değildir diye soruyorum. Şimdi adli para Türk hukukunda var mı? Var. Hapis cezaları var mı? Var. Yani bizim hukukta uygulanan cezalardan değildir diye soruyor. Kısa süreli hapis, uzun süreli hapis, müebbet var mı? Var. İdari para var mı Türk hukukunda? Var.
Disiplin cezası var mı? Evet var. Peki şıklara şunu yazdım getirdim. Dedim ki tazminat. Tazminat cezası diye dilimize yanlış yerleşmiş sanki değil mi? Tazminat bir ceza değildir, yaptırımdır. Cevabım burada ne olurdu benim bakın? Tazminat. Tamam mı? Tazminat ne değilmiş? Ceza değilmiş, yaptırımdır. Umarım anlatabilmişimdir. Peki devam ediyorum şimdi. Bir hukuki işlemin kurulması için gerekli kurucu unsurların dikkat bulunmaması durumunda ortaya çıkan hükümsüzlük türü nedir diyor. Arkadaşlar şimdi hükümsüzlüğün 3 tane türü vardı. Bak soru ne diyor? Hükümsüzlük. 3 tane hükümsüzlük vardı. Bunlardan biri neydi? Yokluk. Biri butlan. Diğeri neydi? Tek taraflı bağlamazlık. Butlan kendi içinde mutlak butlan ve nispi butlan diye ikiye ayrılıyordu. Yoklukta dikkat. Resmiyete bir işlem dökemiyordum. Çünkü kurucu unsurlarda bir eksiklik vardı. Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik. Evlendirme memuru olmadığı için ne hükmündeydi? Yok hükmündeydi. Farklı cinsten kişiler olmazsa iki erkeğin evlenmesine ilişkin baktığında yine kurucu unsur yok. Kim yok? Gelin yok değil mi? Farklı cinsten biri yok. Yine yok hükmünde. Sonra ne diyor? Bir hukuki işlemin kurulabilmesi için gerekli kurucu unsurların bulunmaması durumunda kurucu unsurlarda eksiklik varsa bu nedir arkadaşlar? Yok hükmündedir. Peki bir hukuki işlem kuruluyor, resmiyete dökülüyor ama kanunun emredici hükümlerine aykırı yapılabiliyor mu? Muvazzalı bir işlem olabiliyor, tam ehliyetsiz kişinin yapmış olduğu bir işlem olabiliyor. Mesela ayırt etme gücü olmayan kişinin yaptığı evlilik gibi. Bu durumlarda da ne var? Mutlak butlan oluyordu. İrade sakatlığı halleri varsa, işte tehdit altında bir sözleşme yapmışsan mesela bu neydi arkadaşlar? Hatalı, hileli bir işlem varsa bu da nispi butlan olarak karşımıza çıkıyordu. Velayet ya da vesayet altında bulunan bir kimse velisinin ya da vasisinin onayını almadan sözleşme yaparsa tek taraflı bağlamazlık yaptırımı karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Tamam. Şimdi soru bana ne diyor? Bir kere daha temizliyorum. Dikkat. Bir hukuki işlemin kurulması için gerekli kurucu unsurların bulunmaması. Bak. Gerekli. Ne oldu bak? Görünümden tam ekran yapalım. Yaptım. Yes. Şimdi bulunmaması yok diyor ya. Kurucu unsur yok. O zaman bu nedir arkadaşlar? Yokluktur. Kapış? Berk arasa cevap ver ya. Canım sıkılıyor. Bugün öğrenci yok sınıfta sıkılıyorum. Berk de bana cevap vermiyor. Cevap ver Berk. Arasa şarkı falan söyle ona. Olsun. Cevap yazmıyormuş gibi davran. Bakma Berk. Bakma. Siz de ben soruyu çözerken hemen cevaba bakmıyorsunuz. Tamam mı? Dikkat! Kanunun emredici hükümlerine aykırı yapılan bir işlemin sonucu nedir? Bir işlem yapılmış ama kanunun emredici hükümlerine aykırı yapılmış arkadaşlar. Mesela medeni kanun ne der? Kişinin ilk 3 derece kan ısımıyla evlenmesi yasaktır. Gittin amcanla evlendin. Ne yaptın? Kanunun emredici hükmüne aykırı bir işlem yaptın. Püh sana der. Ve bu işlem başından itibaren mutlak butlanla geçersizdir. Tehdit altında bir sözleşme imzaladı deseydi ne diyecektiniz? Nisfi butlan diyecektiniz. Anlaştık mı? Devam. Suç unsurları nelerdir? Arkadaşlar ceza kanunu biliyorsunuz ki suçları düzenlemişti. Bir şeye suç diyebilmek istiyorsak bir şeylerin bir arada bulunması lazım. Ne lazım? Bir, kanunda yazması lazım. Kanunilikte yaradığı tipikliktir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz demiştik. Kanunda yazacak suç ve ceza diye. Suçun maddi unsurları var. Bakıyorsun kişi suçu nasıl işlemiş. Mesela şöyle saçını doladım böyle çekiyorum. Ne yapıyorum? Hareket yapıyorum değil mi? Saçımı bozdum belki. İcra bir hareket yapma şeklinde işlenen bir suçtur arkadaşlar. Boğazını sıkarak öldürmek gibi mesela. İhmal, yapmam gereken bir hareketi yapmadığım için suç ortaya çıkmıştır diye söylemiştik. Ve diyor ki bunlardan netice, yani sonuca bakacağız diyor. Sonuçta bir şey çıkmış mı ortaya ve nedensellik bağı kurulması gerekir. Bu maddi unsurdu. Bir de manevi unsuru var ki kast ve taksir. Kişi suçu bilerek ve isteyerek işlemişse kasıtlı suçtur. İstemeden yapmışsa taksirli suçtur. Ve bu yapılan şeyin hareketin hukuka ne olması lazım? Aykırı olması lazım. Tamam, bunlar da bizim suç unsurlarımızdı. Şimdi hemen devam. Hukuka uygunluk sebepleri nelerdir? Arkadaşlar hukuka uygunluk ne demek? Önce bir onu düşünelim şimdi. Bir şey yapıyorsun, o yaptığın şey hukuka uygun kabul ediliyor. Ne kadar düz bir tanım yaptım değil mi belki? Normalde birini öldürmek nedir? Suçtur değil mi? Hukuka aykırıdır. Haksız bir harekettir birini öldürmek.
Ama bazı durumlarda arkadaşlar, ya da birinin malını izinsiz bir şekilde almak. Düşün, siz girip şimdi benim evimden toplayıp torlayıp eşyalarımı götürebilir misiniz? Hayır. Ama mesela kanunun ya da hukuk uygun emrin yerine getirilmesi durumları oluyor ya, ne mesela? Haciz memurları gelip haciz edebiliyorlar. O durumlar hukuk uygun kabul ediliyor. Ben gelip sizin eşyalarınızı toplasam olur mu? Hayır, değil mi? Suç işlemiş sayılırım. Bazı durumlarda hukukun izin verdiği ölçüde hukuku uygun kabul ediyor. Nedir hukuk uygunluk halleri? Kanun hükmünü yerine getirme. Hukuka uygun emri yerine getirme. Yani söyledim ya, mesela bir gidip bir haciz işlemi yapıyorsunuz burada. Meşru müdafaayı biliyoruz zaten arkadaşlar. Konusu gelince de anlatacağım. Kişi hakkını kullanıyorsa, ilgilinin rızası varsa bu durumlarda ne kabul ediliyormuş? Hukuka uygunluk sebepleri. Ne yani? Kanun hükmünü yerine getirme, hukuka uygun emri yerine getirme, meşru müdafaa, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası gibi düşünebilirsiniz. Normalde mesela bir benim vücut bütünlüğüme dokunabilir mi? Hayır. Ama ameliyat olacaksınız, anestezi alacaksınız. Bakın, küçük bir ameliyata bile girseniz sizden bir imza alıyorlar, değil mi? Rıza göstermeniz gerekiyor. Aksi takdirde suç kabul ediliyor arkadaşlar bunlar. Anlaştık mı? Devam. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamamasına ne ad verilir? Eminim adınız gibi biliyorsunuz bunu da, evet. Masumiyet karinesi. Bir adam cinayet işlemiş, ooo gördün mü falan, var katil var diyemezsiniz arkadaşlar. Ortaya atılan iddia, biliyorsunuz ki insanların ağzı torba değil ki büzesin diye bir laf var. Hele ki bir de şimdi sosyal medya denilen bir illet var ki, sosyal medyada bir şey yürüdü mü huu uçuyor gidiyor. Duyduğumuz anda kesin o yaptı. Kesin katil o. Bunlara giremezsiniz. Suçluluğu hükmen kesinleşinceye kadar kimse suçlu sayılamaz. Türk hukukunda masumiyet karinesi diye bir şey vardır. Tamam. 11. Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye ne ad verilir? Arkadaşlar şimdi ortada bir suç var, tamam mı? Suç şüphesi var. Şüphe öğrenildi mi? Evet. Şimdi burada şüphe var da gerçekten bu suçu kim işledi, benim ne yapmam lazım? Bulmam lazım ve bir süreç başlatmam gerekiyor benim. Delilleri toplamam lazım, kanıtları toplamam lazım, işte olay yeri incelemesi yapılması lazım. Bu duruma ben diyorum ki suç şüphesi başladı, şüphe, suç şüphesi başladı, öğrenildi ve biz bu arada bir şey yapıyoruz işte. Bu araya ne denir diye soruyor. Ne yapıyoruz? Soruşturma yapıyoruz arkadaşlar. Soruşturma sonucunda hazırladığımız şeyler ne oluyor? İddianameyi hazırlıyoruz. İddianame hazırlanıyor. İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye de, burada artık karar çıkıyor. Buraya da ne evresi diyoruz biz? Kovuşturma evresi. O zaman önce soruşturma, sonra ne yapılıyor ardından? Kovuşturma. Yetkili mercilerle suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma denir. İddianamenin kabulüne kadar, iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede ne diyormuşuz biz? Kovuşturma evresi. Kovuşturma sonucunda hüküm de giyebilir, beraat edebilir. Şu sürece kadar kimse suçlu sayılamaz. Tamam. Şimdi geldik vergiye. Arkadaşlar, kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devletin mükelleflerden, yani bizlerden hukuki zorlamayla aldığı paraya ne denir? Vergi. Vergiye hakim 3 tane ilke vardır. 1. Kanunilik. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler kanunla düzenlenir. Tamam. Yani kafalarına göre vergi alamazlar. Kanunda yazacak. Vergide adalet ilkesi vardır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok. Artan oranlı vergi sistemini gösterir bu. Düşünün mesela... Sosyal devletin gerekleri arasında da zaten artan oran vergi sistemi anlatılır. Ve herkes vergi öder arkadaşlar. Bu da vergide genellik ilkesi olduğunu söyler bize. Haydi devam. O tanımı söylemiştim zaten. Kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devletin mükelleflerden hukuki zorlamayla aldığı paraya ne diyormuşuz? Vergi. 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 Hukuki zorlama güzelmiş. Hukuki zorlama. Tabii. Hukuki bir şey ama. Ver, 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 ver. Vergileri ver. En az iki taraf arasında yer alan bir anlaşmazlığın çözümlenmesi için açılan dava türü nedir? Şimdi bak, en az iki taraf olacak. Hiç resim de yapamam ama. Bu ve bu. Tamam. Karı koca olduğunu düşünün. Bunlar evlilermiş, tamam mı? Anlaşamıyorlarmış, çekişip duruyorlarmış. Böyle bıt 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 bıt. Aynı fena bir evlilik olurdu böyle, değil mi? Ne yapıyor bunlar? Çekişip duruyorlar sürekli, gördünüz mü bakın? Anlaşamıyoruz diyorlar.
Bu dedi ki ben senden ayrılacağım. Asıl ben senden ayrılacağım dedi. Ev bana kalacak. Hayır ev benim olacak dedi. O zaman araba bana kalacak. Hayır araba da benim olacak dedi. O da benim olacak. Bu da benim olacak. Falan. Ne yapıyorlar? Çekişiyorlar değil mi? İşte ne diyor bak. En az iki taraf arasında yer alan bir anlaşmazlığın çözümlenmesi için açılan dava türü nedir? En az iki taraf varsa çekişmeli yargıdır arkadaşlar. Peki. Bir mesela şey düşünün. Biri hava almaya diye gitti, bir daha da gelmedi. Gayiplik başvurusunda bulunacağım. Karşımda çekişecek biri var mı? Yok zaten, adam ortada yok. Gayiplik çekişmesiz yargı türünü oluşturur mesela. Boşanma davası çekişmeli. Alacak davası desem veya vermedim, ödesene falan böyle. Bu sorular geldiği zaman düşünün, bir gözlerinizi kapatın. Çekişecek biri var mı? Bıt bıt eden biri var mı? Varsa çekişmeli yargıdır. Tamam. Medeni kanunun şunları saçım mı yapıyor benim? Ha 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 ha. Bu ne be? Bir de şuradan. Saçımla bile resim çiziyorum, görüyor musunuz? Berk söyledi. Berk böyle güzel şeyler söyler sıra bana. Temizleyeyim şurayı, durun. Ay Allah. Evet, şimdi neredeyiz? 16. sorudayız. Yok. 15'teyiz. Medeni kanun hatları nelerdir? Arkadaşlar, medeni kanun özel hukukta. Özel hukuk kişiler arasındaki ilişkileri düzenliyordu. Özel hukukta neler vardı? Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku vardı. Medeni hukuk, özel hukukun en geniş dalıydı. Ve medeni kanun altında neler vardı? Aile hukuku, kişiler hukuku, eşya hukuku ve miras hukukları vardı. Miras hukuku miras ilişkilerini düzenliyordu. Miras bırakan kişiye ne diyorduk biz? Muris. Murisin hak ve borçlarına tereke adını veriyorduk. Şunlarla ilgili sorular olduğu için içine sorularda gireceğim. Devam. Sahibine dikkat. Eşya üzerinde doğrudan mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne denir? Eşyamı elime almışım değil mi? Neydi? Kızların en vazgeçilmez eşyası. Neydi Berk? Aynen öyle. Aynı ayna. Söyle bana dedim. Senin üzerindeki hakkı ne diyoruz? Aynı hak. Soru kökünde eşya gördüğümde mutlak egemenlik yetkisi veriyor diyorsa arkadaşlar, bu nedir? Aynı hak olarak karşımıza çıkar. Daha önceki yıllarda bayağı bir sordular aynı hak tanımı. Peki devam şimdi. Vasiyetname düzenleme yaşı kaçtır? Arkadaşlar, vasiyetname düzenleme yaşımız kaçtı bizim? 15 yaşın doldurulmuş olmasıydı. Bir takım somut bulgulardan yola çıkılarak bilinmeyen bir olgunun sonuçlarının çıkarılmasına ne ad verilir demiş Karine. Karine destekli sallama, tahminde bulunma demekti arkadaşlar. Havada kara bulutlar görüyorum, yağmur geliyor diyorum. Bak ne diyor tanım? Bir takım somut bulgulardan yola çıkılarak. Buradaki somut bulgu neydi? Kara bulutlar değil mi? Bilinmeyen ne? Yağmurun yağıp yağmayacağı arkadaşlar. Tamam. Yağmurun yağıp yağmayacağı. Ne Berk? Romatizmalarım azdı. Evet. Bacaklarım çok ağrıyor. Romatizmalarım azdı. Burada tahminde bulunuyorsunuz, destekli sağlıyorsunuz. Yağabilir, yağmayabilir. O zaman karinede kesin karine ve adi karineler vardır. Adi karine aksi ispat edilebilen derken, kesin karinenin aksini ispat edemezsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela şey düşünün. Ölüm karinesi adi bir karine midir yoksa kesin karine midir? Ölüm karinesinde ne vardı? Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan bir kişinin cesedi bulunamıyordu, ölmüş sayılıyordu. Ölüm karinesi karar çıkıyor, adama bir bakıyorsun 20 yıl sonra, 15 yıl sonra, 5 yıl sonra. Sen ölmemiş miydin diyorsun, çıkıp geliyor. Bak bu nasıl karine? Adi karine ölüm karinesi. Gayipli karinesi nasıl karine? Adi karine baktığınızda. Peki babalık karinesi nasıl bir karine? Belki sence babalık kesin karine midir, adi karine midir? Bir çocuğun babası, mesela sen evli olduğunu düşün, tamam mı? Bir çocuğun babası olduğunu biliyorsun sen. Bu kesin midir, değil midir? Kesin, kanıtlanabilir bir şey. Yani. Aksi ispat edilebilir mi peki? Babalık karinesi. Şimdi düşünün arkadaşlar, şunu haberlerde çok sık görmüyor muyuz? Abartmayayım yani, çok sık da görmüyoruz ama görünüyor yani böyle şeyler. Evlisin, çocuğun babası zannediyorsun kendini. 5 yıl sonra bir bakıyorsun, çocuk senin değilmiş. Babalık karinesi adi karinedir. Aksi ispat edilebilen bir şeydir ama... Annelik karinesi, yani çocuğu annenin doğurduğu gerçeği değişir mi? Değişmez. Annelik karinesi kesin karinedir. Ya da tapu sicilinde kayıtlı olan şeyler nedir? Kesin karinedir arkadaşlar. Anlaştık mı? İşte annelik karinesi, tapu sicilindeki kayıtlar kesin karinedir. Ölüm karinesi, gaybi karinesi, babalık karinesi gibi karineler adli karineler olarak karşımıza çıkar. Tamam.
Öyle bir aklınızda bulunsun diye verdim. Bazen böyle saçma sorular soruyorlar yani vatandaşlıkta. Neydi o sınav öyle değil mi ya? Vallahi. Allah bir daha öyle sınav göstermesin bize. İşlediğimiz yerlerden gelsin. İnanın biz de bazen ne anlatsak ki falan diye bilemiyoruz yani. Hele güncele bir şey demiyorum. Güncel artık. Arkadaşlar güncelde şöyle bir algı var. 6 sorunun 6'sı da güncel gelmiyor. 3 tanesi güncel, 3 tanesi kültürel gelişme geliyor. Kültürel gelişmenin de ucu bucağı maalesef ki inanın yok yani. Hukukun hakları ve borçlara ehil kıldığı varlıklara ne ad verir? Hakkım var mı? Var. Borca girebiliyor muyum? Evet. Şirketlerin hakkı var mı? Var. Borca girebiliyor mu? Girebiliyor. Gerçek kişi, tüzel kişi. Genel tanım ne? Kişi. Haklara ve borçlara ehil olabilen varlıklara ne diyormuşuz arkadaşlar biz? Kişi. İki tip kişi var. Gerçek kişi, tüzel kişi. Gerçek kişilik ne zaman başlar? Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Tam doğum bebekle annenin tamamen ayrılmasıdır. Sağ doğumsa bebeğin nefes alması arkadaşlar, tamam mı? Bebek doğsa, dünyaya gelse 5 saniye bile yaşamış olsa kişilik ne yapıyor? Kazanıyor. Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar diyoruz. Hoppa. Hemen karıştırmayın diye peşine koydum. Hak ehliyeti ne zaman başlar? Hak ehliyeti ne demek arkadaşlar? Bizim bir takım medeni haklardan yararlanabilme gücümüzdür hak ehliyeti. Fiil ehliyeti ise kendi irademizle haklara ve borçlara sahip olabilme gücü, haklar ve borçlar yaratabilme gücüdür. Hak ehliyeti pasif bir ehliyettir. Haktan yararlanma sağlarken fiil ehliyeti aktif bir ehliyettir. Hakkı kullanmamı sağlar. Hak ehliyetine hakim iki ilke vardır. Bunlardan birisi genellik ilkesidir. Genellik, diğeri de eşitlik ilkesidir. Herkes tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda hak ehliyetini ne yapar? Kazanır arkadaşlar. Fiil ehliyetinin koşulları ise 3 tanedir. Ayırt etme gücüne sahip olacaksın, ergin olacaksın ve kısıtlı olmayacaksın. İyi kötüden ayırt edebilme yeteneğine ne ad verilir? Ayırt etme gücü. Kısıtlı olmama nedir peki? Hukuk arkadaşlar bazen kişiyi korumak adına kısıtlama kararı çıkarabiliyor. Amacı ne burada? Korumak. Hangi hallerde kısıtlanabilir kişi? Mesela akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, 1 sene ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza gibi durumlarda kısıtlama kararı çıkarılabilir. Yaş küçüklüğü ve sarhoşluk kısıtlama sebebi değildir. Ama yaş küçüklüğü ve sarhoşluk aynı zamanda ayırt etme gücünü ortadan kaldırır mı? Kaldırır. Yaşlılıksa isteğe bağlı kısıtlama sebebidir. Direkt kısıtlama sebebi olarak alamazsınız. Her yaşlı kısıtlı mı? Düşünün. Hayır, değil. Tamam. Erginliğe ayrıca geleceğim şimdi. Geldim hatta. Arkadaşlar fiil ehliyetinin bir koşulu da neydi? Ergin olmaktı. Kanunun söylemiş olduğu yaşa gelmek ya da o yaşa gelmiş kabul edilme durumuna ne denir? Ergin olma. Erginlik normal şartlarda bizde kaç yaşın doldurulmasıyla başlar? 18 yaşın doldurulmasıyla erginlik başlar. Bir de evlenme erginliği vardır. Olağan ve olağanüstü evlenme. Kadında ve erkekte olağan evlenme erginliği 17 yaşın doldurması. 17 yaşını doldurduğunda veli onayı varsa evlenebiliyorlar. Olağanüstü bir durum yaşanması durumunda kadın ve erkek 16 yaşı doldurmuşsa mahkeme kararıyla evlenebiliyorlar. Biliyorlar. 24'e geldim şimdi. O da şunu soruyor. Kazayüstü yargısal erginlik yaşı kaçtır? 18, 17, 16 ya. Bir de mahkeme kararıyla kişinin ergin kılınması durumu var arkadaşlar. Kazayüstü diyoruz buna. Burada da 15 yaşın doldurulmuş olması gerekir. 15'in altında da daha yoktur zaten erginlik. 15 yaşta ergin kılındı diye evlenebilir mi? Hayır. Bu söylediğim yaşlar geçerlidir. Bilginiz olsun. Tamam. Hemen geldik. Tam ve sağ doğumla başlayan gerçek kişilik ölüm, ölüm karinesi ve gayiplik karinesi gibi durumlarla sona erebilir arkadaşlar. Ölüm gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır. Ölen kişinin hakları ve borçları kime geçer? Mirasçılarına geçer. Özür dilerim. Detone olmaya başladım. Berk çok sıkıcısın bugün. Sağ olun hocam. Ne demek her zaman. Keşke siz de bana videoyu izlerken böyle ses falan gönderebilseniz. Değil mi? Ama olmaz şimdi. Biz çekeceğiz, yükleyeceğiz. Size ulaşamıyorum. Çok uzun sürüyor. Ölüm karinesi, ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan ve cesedi bulunamayan kimsenin ölmüş sayılmasıdır.
Ölüm karnesinde herhangi bir bekleme süresi falan yoktur arkadaşlar. Ölü kaydı mahallenin en büyük mülki amiri tarafından düşülür. Ve ölüm karnesi kararı alınmışsa kişi evliyse eğer evlilik kendiliğinden ortadan kalkar. Yani ölümle ölüm karnesinin sonuçları aşağı yukarı aynı aslında. Ama gayiplik öyle değil. Gayiplikte beklemen gereken bir süre var, bir mahkeme kararı alınması gerekiyor. Evlilik öyle pat diye hemen bitmiyor. Gayiplik iki durumda karşıma çıkar. Biri ölüm tehlikesi halinde, diğeri de haber alınamaması durumunda. Bak şuraya hemen geleyim. Kişi ölüm tehlikesi halinde kaybolabilir. Bir de uzun zamandır haber alınamaması durumu olabilir. Ölüm tehlikesi halinde kaybolma tarihinden itibaren bir yıl dolmasıyla mirasçılar mahkemeye başvurabiliyorlar arkadaşlar. Gayiplik kararı çıkarmak için. Mahkeme de çat diye hemen gayiplik sayıyor. Hayır, ulaşmaya çalışıyor. Hey, neredesin diyor ya. 6 ay arayla 2 defa ilan yapılıyor arkadaşlar. Bak mahkemeye başvuru süresi ne kadarmış? 1 yıl. 6 ay arayla bir ilan yapıyor burada. 6 ay sonra bir ilan daha yapıyor. Baktı ki ses çıkmadı. Gayiplik kararı çıkıyor. Aslında gayiplik kararı başvurusu 1 yılken gayiplik kararı 1,5 yılın sonunda çıkıyor. Ama sorularda genelde 1'i ve 5'i kullanır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayiplik başvurusunda bulunmam için 1 yıl geçiyor. Baktı ses çıkmadı. 6 ay arayla 2 kere ilan yapıldı. Ses yok. Arkasından gayiplik kararı çıkıyor. Yani şurada 1,5 yılı buluyor. Bunun miras teminatı için bir de 5 yıllık süre vardı. Haber alamaması durumunda 5 yıl doluyordu son haber alma tarihinden itibaren. Aynı şekilde 6 ay arayla 2 kere ilan veriliyor. Ses yoksa gayiplik kararı çıkıyor. Miras teminat süresi de 15 yıldı. Gayiplik evliliği kendiliğinden sona erdirmiyordu. Tamam. Şimdi soruya bakalım hemen o zaman arkadaşlar. Ölüm tehlikesi halinde kaybolan bir kimse hakkında gayiplik başvurusunda bulunabilmek için ölüm tehlikesi halinde kaybolma tarihinden itibaren kaç yıl geçmiş olması gerekir? Evet, 1 yıl. Tamam, başvuruda bulunmam için 1 yılı geçecek. Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan ve cesedi bulunamayan kimse hakkında hangi karar alınır? Ölüm karinesi kararı alınır arkadaşlar. Bak, ne farkı var gayiplikle? Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan ölüm tehlikesi. Burada ölümüne muhtemel gözle bakılıyor. Olasılık anlamında bu daha yumuşak. Devam. Kişinin kendi fiilleriyle, bak kendi fiilleriyle, hareketiyle haklar kazanabilme ve borç altına girebilme ehliyetine ne ad verilir? Ne diyorduk biz buna? Fiil ehliyeti. Biraz önce söylemiştik zaten. Çıkmış sınav sorusu, bilginiz olsun. Evlatlık ile evlat edinen arasında en az kaç yaş fark bulunması gerekir? En az 18 yaş fark bulunması gerekiyor arkadaşlar. Slide atladın mı ben şu anda? Slide mi atladın? Kaç tane atladın? 28, 29. Bu slide önemli, atlayalım, atlamayalım. Arkadaşlar, belirli bir amaç doğrultusuna bir araya gelen kişi ya da mal topluluklarına ne ad verilir? Tüzel kişilik. Tüzel kişilikte özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri diye ikiye ayrılıyor. Burada biraz özel hukuk tüzel kişilerinden bahsedeceğim. Kamu hukuku tüzel kişilerinden idare hukukunda söz edeceğim. Dernek, kooperatif, şirket ve vakıf gibi yapılarla ilgilendik derste de arkadaşlar. Şimdi dernek ve kooperatif kaç kişiyle kurulur sorusuna bayılıyorlar. Çok sık sordular. Sormazlar diye düşünüyorum ama yine de söyleyeyim. 7 kişiyle kurulur arkadaşlar. Dernek ve kooperatif kaç kişiyle kuruluyormuş? 7 kişiyle. Ne oldu? Dernek ve kooperatif 7 kişiyle kurulur. Bir de vakıf var. Unutmayın, vakıflar 1 kişiyle bile kurulabilir arkadaşlar. Bakın bu hiç çıkmadı. Dernek 7 kişiyle, kooperatif 7 kişiyle, vakıf 1 kişiyle bile kurulabilir. Vakıflar mal topluluğudur. Mal topluluğu olan nitelik taşıyan tüzel kişilik kimmiş? Vakıf mal topluluğu. Dernek, kooperatif ne topluluğu arkadaşlar? Kişi topluluğu olarak karşıma çıkar. Dernek ve vakıfların kar amacı gütmesi yokken, dernekler ve vakıflar kar amacı gütmezken, şirketler ve kooperatifler kar amacı güden özel hukuk tüzel kişileridir. Bizim kişiliğimizin başlangıcı vardı, hak ehliyetimizin başlangıcı vardı, fiil ehliyeti koşulları vardı. Tüzel kişilerde de bunlar var. Bak soru ne diyor? Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetleri ne zaman başlar? Arkadaşlar, hak ehliyetleri tabi oldukları kuruluş sistemine göre kuruldukları anda, yani kurulduğunda hak ehliyeti başlar. Fiil ehliyetleri ise zorunlu organları oluşturulduğunda başlar. Zorunlu organ tüzel kişinin türüne göre değişir. İşte genel kurulu, yönetim kurulu gibi yapılar vardır. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Hak ehliyetleri tabi oldukları kuruluş sistemine göre kuruldukları an,
Fiil ehliyetleri ise dikkat, zorunlu organlarını oluşturdukları an ne yapar? Kazanılır. Devam. Borç ilişkisinde alacaklının borçludan talep edeceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranışa ne diyoruz? 2010 sınav sorusuydu. Edim. Edim borcun konusu demek arkadaşlar. Yapmakla yükümlü olduğumuz davranış bir borç ilişkisinde, tamam mı? Ve borç deyince aklınıza sadece para gelecek miydi? Hayır. Davranışlarımızda. Değil mi? Sadakat borcu var evlilerin mesela diyoruz ya hani. Borç deyince aklınıza sadece para gelmesin arkadaşlar, tamam? Yapmakla yükümlü olduğumuz davranış. Edimin konusu hukuka, ahlaka, adaba aykırı olamaz. Uyuşturucu madde satmak diye edim konusu olabilir mi? Hayır, asla olamaz. Terzi elbise diktirmek. Evet, olabilir. Terzinin elbise diktirmesi bir edim konusu olabilir. Tamam. Borç ilişkisi doğuranlar nelerdir? Yani diyor ki ne yaparsan borca girersin. Arkadaşlar, kişi haksız bir fiil yaparsa girer. Haksız hareket sonucu birine zararı uğratıyorsunuz. Tamam. Zararını gidermek için cebinden ne çıkıyor? Para. Sebepsiz zenginleşmeyle kişi borca girer. 1000 lira yatacakken 10 bin lira yattı, senin borcun ne? O 9 bin lirayı iade etmek. Ve sözleşme yaparak borca girersiniz. Bir şey satın aldığınızı düşünün arkadaşlar. Bir sözleşme yapıp bir şey satın aldınız. Neye girdiniz? Borca girdiniz. Hukuki işlemler zaten nedir? Sözleşmelerde. Çıkmış sınav sorusuydu. Öncül verdi. Haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve hukuki sözleşmeler yazdı. Hangileri borç ilişkisi doğuran hallerdir dedi. Cevabı 1, 2 ve 3'tü. Bilginiz olsun. Ben ekranı mı büyüttüm? Oldu mu? Bir tane daha mı? Allah Allah. Yine olmadı. Niye gelmiyor bu? Ya ben akıllı tahta çok kullanmıyorum. Hep yazıyorum ya tahta, idare edin, tamam mı? Dalga geçmeyin sakın. Bence sen şimdi bana yardım etmek için gelebilirsin diye düşünüyorum. 36. Yo tamam işte çıktı. Yaptım geldi. 39 aşağıda görünüyor. Şöyle anlatayım tutarak. Allah Allah. Görünümden mi? Allah Allah. Ha, uzun diye mi öyle yapayım? Bakayım mı? Ha, 3 tane bunda daha. 40'ta. Yapılmış derken bunları ben yaptım da yani dizgi düzenledi. Lütfen. Belki başka sorular başka birini yazdırmışım gibi hareket etmezsen sevinirim. İşte bu kadar ya. Ekran mı küçüldü ama sanki? Bak bu kadar büyük değil miydi burası komple? Böyle miydi? Tövbe estağfurullah. Ah. Akıllı tahtayla imtihanım. Geldik. Evet. Borç ilişkisini sona erdiren haller nelerdir? Yani borç nasıl biter? Ne yaparsan borç biter? Onu soruyor. Hemen ona bakacağız şimdi. Arkadaşlar borç ödersek biter deriz ya. Önce şunu unutmayın. Ölünce borç bitmez. Belki biter mi önce borç? Evet. Ölen kişinin hakları ve borçları mirasçılara geçer. Borç ilişkisini sona erdiren haller nelerdir? İfa. İfa yerine getirmektir. Borcun yerine getirmesidir arkadaşlar. Edimle sakın karıştırmayın bakın. Edim yapmakla yükümlü olduğunuz davranış, ifa borcu yerine getirmeniz demektir. Karıştırmayın ikisini. İbra aklama demekti. Alacaklı alacağından vazgeçiyordu. Borçlu da bunu kabul ediyordu. Borçlu bitiyordu. Herkes öyle arkadaş versin demiştik, hatırlıyor musunuz? Yenileme. Borcun konusu yenileniyor. Bir borcu bitirip diğer borcu başlatıyordu. Takası biliriz zaten. Alacaklıyla borçlu sıfatı aynı kişide birleşirse de borç biter demiştik. Örnekleri derste detaylı bir şekilde vermiştim zaten. Ve kusursuz imkansızlıkla. Borcu ödemeniz imkansız. Ama bunda sizin bir kusurunuz yoksa borç bitiyor. Yani antika bir vazo düşünün. Teslim edeceksiniz siz. Vazoyu siz satıyorsunuz. Deprem oldu. Vazo gitti, bir tane parça var. Deprem oldu, Allah'ın işi. Kusur var mı adamın? Yok, kusursuz. Vazoyu teslim etmesi mümkün mü? İmkansız. Vazoyu teslim etme borcu bitmiştir arkadaşlar. Bir de zaman aşımı diye bir şey var biliyorsunuz ki zaman aşımı eksik borç niteliği taşır.
Zaman aşımı ne demek? Arkadaşlar hukukta zaman aşımı süreleri vardır. Belirtmeniz gereken, istemeniz gereken haklarınızı o süre içinde istemeniz gerekir. O süre zarfında istemezseniz eğer hakkı isteme hakkınız dava aracılığıyla ortadan ne yapar? Kalkmış olur. Zaman aşımı borcu eksik borç niteliğine getirir. Eksik borç dava aracılığıyla talep edilemeyen borç demektir. O yüzden direkt zaman aşımını buraya alamayız arkadaşlar, bilginiz olsun. Borçlar hukukuna hakim olan ilkelerimiz nelerdir? Bu da sınav sorusuydu arkadaşlar daha önceki yıllarda. Sözleşme özgürlüğü ilkesi, nispilik ilkesi. Nispi ne demekti? Kişiler arasındaki ileri sürülebiliyordu. Belli kişiler arasında ileri sürülebiliyordu. Dürüstlük ilkesi, kişi borca girmişse borcundan dolayı da kusurlu sorumlu olduğu kabul edilir. Üçüncü kişi aleyhine borç ilişkisi kurulamaz. Burada olmayan birini borca sokamazsın diyor. Borç karşılıklıdır diyor. İvazlılık karşılıklılık demek. Bir borç varsa karşında da alacaklı vardır diyor. Kurala göre borç, borçlunun yerinde, yerleşim yerinde ifa edilir. Borçlunun yerleşim yerinde ödenir. Bu genel kuraldır. Tamam mı? Borçlar kanunu geçen genel kuraldır. Ama borcun türüne göre de değişir. KPSS A öğrencileri varsa onu ayrıca bilmeleri gerekir. Borçlar hukukunda görüyorsunuzdur zaten. Eşitlik ilkesi. Borca girme konusunda eşitlik ilkesi olduğunu söylüyor. Bunlar da temel ilkelerimiz. Örneklerini detaylı bir şekilde dersimizde vermiştik zaten. Geldim 35'e. Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ ne denir? Kimliği elinize aldınız. Uyurunuzda ne yazıyor? TC. Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağın adına uyrukluk bağı denir arkadaşlar. Ve devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere de ne denir? Ne deriz? Vatandaş adını veririz arkadaşlar. Tamam. Vatandaşlıkla ilgili şu kavramlar önemlidir. Hemen söz edelim. 1982 Anayasası'na göre arkadaşlar, Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk annenin veya babanın çocuğu Türktür. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şekilde kazanılır ve kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarılma ile ilgili kararlara karşı yargı yolu açıktır. Dikkat. Tamam, bunlar önemliydi. Haklarla ilgili sorulara geleceğiz şimdi. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan ve devredilemeyen haklara ne ad verilir? Arkadaşlar kişiye sıkı sıkıya bağlı ve devredilemeyen. Kişinin vücut bütünlüğü, şerefi, değil mi? Ticari itibarı, sırları, ismi kişiye sıkı sıkıya bağlıdır ve devredilemez. Bu haklara ne deriz? Biz kişilik hakları. Cümlede anlam. Bak birinci bölümde tanım sorarlarsa arkadaşlar cümleden o tanımı çıkarabilirsiniz. Ay ben bunu görmedim. Aa bu nasıl bir tanım? Şıklarda neler yazıyor diye paniklemeyin ya. Cümlede anlam sorusu soruyor size bakın. Böyle kişiye sıkı sıkıya bağlı devredilemeyen haklara ne denir? Yani zaten cümlesinde çıkıyor bunun cevabı. Bak biraz sonra farklı tanımlara gireceğim, göreceksiniz. Cümlenin içinde yazıyor ne demek oldu. Cümlede anlamınızı ölçüyor. Bu soruyu sadece niye yanlış yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu kadar kolay olmaz canım. Hep söylüyorum bakın derslerde. Bunu yapmayın. Doğru yapın soruları. Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratan, yeni bir hukuki durum ortaya çıkaran haklara ne ad verir? Arkadaşlar hukuki etkileri bakımından baktığımızda haklar İnşai ve alelade haklar diye ikiye ayrılıyor. İnşai yenilik doğuran hak demektir. Alelade haklarsa yenilik doğurmaz. Alelade sıradan demek ya zaten. Sen yeni bir hukuki durum yaratıyorsan bu kurucu inşai haktır. Bak kullanılmalarıyla mevcut hukuki durumda değişiklik yaratan deseydi değiştirici yenilik doğuran ya da inşai hak diyecektik. Kullanılmalarıyla mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran haklar deseydi o zaman bozucu yenilik doğuran haklar diyecektik. Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratmıyorsa alelade haklar diyecektik. Tamam mı? Herkese karşı değil, sadece belli kişi ya da kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne diyorduk biz? Nispi hak. Herkese değil, sadece belli kişi ya da kişilere karşı. Bakın alacak hakkı nasıl bir haktı mesela? Nispi bir haktı. Sadece karşımdaki kişiye ileri sürebildiğim bir haktı arkadaşlar. Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratmayan haklara ne ad verilir? Kullanıyorsun yeni bir hukuki durum yaratmıyor. Ne denir buna diyor? Alelade hak denir arkadaşlar. Velayet ve vesayet hakları alelade haklara örnektir mesela. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi hangi inşaat hak grubuna girer? Sözleşmeyi feshediyor. Hukuki durumu ortadan ne yapıyor? Bakın kalkıyor. Bir şeyleri ne yapıyor? Bozuyor. Bozucu yenilik doğuran ya da bozucu inşaat hak deriz arkadaşlar. Tamam.
İşçilerin ya da işverenlerin ortak ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişiler ne denir? İşçi, işveren ne denir? Sendika. Ani bir saldırıdan kaçarken olayla ilgili olmayan bir kimseye ya da malına zarar verilmesine ne ad verir? Arkadaşlar, bir yangından kaçarken balkondan atladınız mesela, aşağıdaki arabalara zarar verdiniz. Ani bir tehlike mi? Evet. Ne yaptınız? Zarar verdiniz. Burada zararı gideriyorsunuz. Bu duruma ne diyorduk biz? Zaruret hali ya da diğer adıyla ısrar hali. Daha öncekilerde tanımı çıktı. Cevap şeydi, ısrar haliydi. Şıklarda zaruret hali yoktu. O yüzden ısrar hali adını da zaruret hali adını da bilin arkadaşlar, tamam mı? Hukukun sonuç bağladığı insan iradesi olan davranışlara ne ad verir? Hareket, bak, insanın iradesi hareketi, hukuki fiil. Peki şöyle deseydi, kişinin iradesi dışında deseydi, o zaman hukuki olay diyecektiniz. Hukukun sonuç bağladığı insan irade beyanları deseydi, bak, iradesini açıklaması deseydi, o zaman da hukuki işlem diyecektiniz. Burada insan iradesi, insan hareketi, insan davranışı dediği için hukuki fiil olarak aldık. Hakların kazanılmasına geçerli olan ilke nedir? Arkadaşlar, hakları kazanırken hukuk der ki iyi niyetli ol. Kazanılmasında iyi niyet ilkesi geçerliyken, hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesine geçerli ilkemiz neydi? Dürüstlük kuralı ya da objektif iyi niyet. İyi niyet ne demek? Eşya hukuk kapsamında baktığımızda iyi niyet şudur arkadaşlar. Ortada hakkın kazanılmasına bir engel var. Kişi tüm çabalarına rağmen bu engeli bilmiyorsa ne sayılır? İyi niyetli sayılır. Hakları kazanırken iyi niyetli, kullanırken dürüst olacaksın der hukuk. Bir kimsenin kendisine ya da bir başkasının canına, malına veya namusuna karşı yönelmiş ve halen devam etmekte olan saldırıyı orantılı güç kullanarak def etmesi durumunda ne denir arkadaşlar? Meşru müdafaa, değil mi? Dikkat edin bakın. Orantılı güç olacak meşru müdafaada, devam etmekte olan bir saldırı olacak. Suç bittikten sonra meşru müdafaa söz konusu olmaz diye söylemiştik dersimizde de. Bir kişi ile bile kurulabilen vakıflar hangi nitelikte tüzel kişilik topluluğu oluşturur? Bak, vakıflar ne topluluğuydu? Hatta dersimizde ne diyorduk? Mal vakıf. Mal vakıf, değil mi? Vakıflar mal topluluğuydu. Dernek ne topluluğuydu? Kişi. Hukukun yazılı kaynakları nelerdir? Arkadaşlar, yazılı kaynak şudur, unutmayın. Yetkili merciler tarafından konulan kaynaklar demektir. Ne bizim yazılı kaynaklarımız? Anayasa, kanun, milletler arası anlaşmalar. Milletler arası anlaşmaların diğer adı da uluslararası anlaşmalar, aynı şeydir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iki tipi var, değil mi? Biri olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, biri de normal olan arkadaşlar. Direkt ona Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyebiliriz. Yönetmelikler ve atsız düzenleyici işlemler. Atsız düzenleyici işlemler dediğine genelge, sirküler, tamim gibi kaynaklardır. Onlar da yazılı kaynaktır ve bağlayıcı kaynaklardır. Normlar hiyerarşisine göre en genel, en bağlayıcı, en soyut norm nedir? Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisi piramidi vardı ya. Yani normlar hiyerarşisi piramidi kime aitmiş? Hans Kelsen. Hans Kelsen'in hiyerarşi piramidine göre en üst norm kim arkadaşlar? Anayasadır. Hukukun yazısız kaynağı nedir? Örf adet der. Durursam bak, şunu kapatırsam yanlış olur arkadaşlar. Hukukun yazısız kaynağı örf adet değil, örf ve adet hukukudur, bilginiz olsun. Tamam. Devam. Hoppa. Hukukun bağlayıcı olmayan yardımcı kaynakları nelerdir? Arkadaşlar, hukukun 3 tür kaynağı var, değil mi? Belki bir gün yine burada bu videoda şöyle hok 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 diye kalacağım yine. Hep böyle oluyor, böyle uzun videolarda bu şekilde oluyor. Hukukun 3 kaynağı var. Yazılı, yazısız ve yardımcı. Yazılı kaynaklar bağlayıcı. Yazısız kaynak bağlayıcı. Çünkü devlet onu da destekliyor. Örf ve adet hukuku vardı, yazısız kaynak. Devlet tarafından destekleniyor. Devlet desteği en önemli unsurudur onun. O yüzden bağlayıcıdır. Yardımcı kaynaklar kaynaktır ama bağlayıcı mıdır? Hayır, değildir. Ne onlar? Bilimsel görüşler, diğer adı doktrin ve öğreti olarak da karşınıza çıkar ve mahkeme kararları arkadaşlar, içtihatlar bağlayıcı değildir. Ama içtihatı birleştirme kararları resmi gazetede yayımlanıyordu ve neydi? Bağlayıcıydı. Hatta yazılı kaynak niteliği taşıyordu. Dersten hatırlarsınız. Kanun koyucunun yazılı kaynaklarda, dikkat. Şimdi bak, yazılı kaynaklarda dediğine göre bu kanun boşluğu türlerinden bir tanesi. Bilerek,
İsteyerek bıraktığı boşluklara ne ad verir? İ harfleri bir arada neler vardı aralarında aşk var diyorduk hani. Bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklara kural içi boşluk deniyordu arkadaşlar. Velayet anne ya da babaya verilir derken anne ya da baba bak şu aradaki kuralın içine ne yapmışlar? Boş bırakmışlar değil mi? Bu boşluğun adı kural içi boşluktu. Kural içi boşluklar hangi yöntemle dolduruluyordu? Kim veriyordu bunun kararını bakıp değerlendirip hakkaniyete göre? Hakim veriyordu. Hakimin takdir yetkisiyle doldurulur. Bakın yine söylüyorum hep i harfleri bir arada. Bilerek, isteyerek kural içi boşluktur ve takdir yetkisiyle doldurulur arkadaşlar. Yazılı kaynaklar içerisinde olayla ilgili genel ya da özel hiçbir hükmün bulunmaması. Şimdi bak genel ya da özel hiçbir hüküm yok diye çat diye hukuk boşluğuna yapıştırıyorsunuz. Dikkat! Yazılı kaynaklarda hiçbir hüküm yok diyor. O zaman ben bunu açık boşluk diyeceğim arkadaşlar. Yazılı kaynaklarda hiçbir hüküm yoksa açık boşluktur. Ve ben örf adet hukukuna giderim. Baktığında onda da yoktur zaten. Sonra hukuk boşluğu ortaya çıkar ve yazılı ve yazısız da hiçbir hüküm yok haline gelir. 55'i bir daha söylüyorum bak. Yazılı da hiçbir hüküm yok diyor. 56'ya bak. Hukukun yazılı ve yazısız kaynaklarında. Ne oldu ya? Hukukun yazılı ve yazısız kaynaklarında olayla ilgili genel ya da özel hiçbir hüküm yok diyorsa bu hukuk boşluğudur arkadaşlar. Tamam mı? Şu yazmasaydı sadece yazılı kaynakta hiçbir hüküm yoksa açık boşluktu. Yazılı ve yazısız da hiçbir hüküm yok diyorsa bu ne boşluğu? Hukuk boşluğu ve hukuk boşluğunda hakim ne yaratıyordu arkadaşlar? Hukuk yaratıyordu. Belirli bir ülkede, belirli bir dönem yürürlükte bulunan yazılı, dikkat, yazılı ve yazısız kaynakların tamamına ne ad verilir? Pozitif ya da müspet hukuk denir. Sadece yazılı deseydi mevzuat derdik. Belirli bir ülkede belirli bir dönem yürürlükte bulunan yazılı kaynakların tamamına ne ad verilir? Mevzu hukuk. 59. soru bu şekilde yapar gelirse hepiniz yaparsınız. Ki geldi ve büyük bir çoğunluk yaptı daha önceki yıllarda. Bu soru şöyle de geldi ama büyük bir çoğunluk patladı bu kez. Nasıl geldi biliyor musunuz? Belirli bir ülkede belirli bir dönem yürürlükte bulunan ve yetkili merciler tarafından konulan kaynakların tamamına ne ad verilir? Bak yazılı kaynağı anmadı bile. Dedi ki belli bir ülkede belli bir dönem yürürlükte bulunan ve yetkili merciler tarafından konulan kaynakların tamamına ne ad verilir? Arkadaşlar yetkili merciyi koydu diyorsa o kaynaklar yazılı kaynaklardır. Yine cevap mevzu hukuk olur. Dikkat edin. Tamam. Devam ediyoruz şimdi. Yapılan bir sözleşmede ay başı ifadesinden ayın ilk gününün, dikkat bak anahtar kelimesi şu, anlaşılması gerektiğini ifade eden hukuka ne diyorduk biz? Yorumlayıcı hukuk kuralları. Çünkü ay başı ayın kaçı diye sorduğumda herkes kime göre hocam falan diye artistlik yapıyorsunuz önce bir. He diyorsunuz sonra. Yorum yapıyoruz değil mi? Ay başından iyi ayın ilk gününü anlayacaksın, yorum yapma diyor. Taraflarca aksi düzenlenemeyen ve uyulması zorunlu olan hukuk kuralları nedir? Emredici. Bu yine cümlede anlam sorusu arkadaşlar. Bu arada ikisi de sınavda çıktı, bilginiz olsun. Bir de tamamlayıcı hukuk kuralları var değil mi? Tamamlayıcı. Ne demek tamamlayıcı? Yapılan bir sözleşmede taraflar belli noktalardan bahsedip bahsetmedikleri ifadelere ilişkin kanunda öngörülen hükmü de uygulayabilirler. Aralarında da halledebilirler diyorsa tamamlayıcı bir eksiklik var ve taraflar ya kanundan ya da kendi aralarında halledebilirler diyor. Tanımlayıcı hukuk kuralı ise şunu söyler arkadaşlar. Belli şey, şimdi ben size tanım yapacağım dediğimde ne anlarsınız? Bir şeyin açıklamasını yapacağım değil mi? Tanımlayıcı da hukuk sözlüğü gibi düşünebilirsiniz. Bir hukuki kavramın ne anlama geldiğini açıklayan kurallardır. Normlar hiyerarşisine göre hukukun kaynaklarını sıralayınız demiş. Bakalım be. En üst norm kimdi? Anayasa. İkinci basamakta kanun. Kanuna eş kaynaklar, milletler arası anlaşmalar, olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Üçüncü basamakta cumhurbaşkanlığı kararnamesi, dörtte yönetmelik, sonra genelge falan diye gider adsız düzenleyici işlemlerle. Dikkat! Milletler arası anlaşmalar kanuna eş kaynak mı? Evet eş kaynak. Ancak temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşma hükümleriyle kanun hükümleri çatışırsa milletler arası anlaşmanın dediği olur. Yani temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşma diye açıkça belirtirse kanunun bir tık üstünde yer alır.
Milletler arası anlaşma diyorsa dümdüz, kanuna eş kaynaktır ve ikinci basamaktadır. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşma diyorsa eğer, o arkadaşlar kanunun bir tık üstünde yer alır, unutmayın. Önemli olduğu için koydum bunu da. Suç ve cezalara ilişkin esaslarımız nelerdir? Haydi bakalım. Arkadaşlar, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak ve ancak neyle konuluyordu? Kanunla. Başka hiçbir şeyle koyulmaz. Bu soruyu sorunca genelde cevap bu oluyor. Diyor ki, hangisi yanlıştır diye soruyor. Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler idarenin işlemleriyle konulabilir falan diyor. Yok öyle bir şey. Kanunun ilk ilkesi vardır ve konulamaz. Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suçluluğu hükmen kesinleşinceye kadar kimse suçlu sayılamaz. Ne diyorduk biz buna? Masumiyet karinesi. Hiç kimse kendisini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ve bu yönde delil göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı elde edilen deliller geçersizdi. Ceza sorumluluğu şahsidir, yani kişiseldir. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alığı konulamaz. Ölüm cezası ve genel müsaadere uygulanamaz. İdare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucu doğuran bir müeyyide de uygulayamaz arkadaşlar. Çünkü zaten kanunilik ilkesi vardı. Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç, vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Önemli olduğu için uzun ama koydum, önemliydi çünkü. Şu tanımı vermiştik, hemen söyleyip geçelim. İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ne diyorduk arkadaşlar biz? Kovuşturma. Ehliyet türleri, yerleşim yeri, kişiliğin başlangıcı, kişiliğin sona ermesi, hısımlık gibi konular medeni hukukun hangi bölümünde düzenlenmiştir? Arkadaşlar bunlar medeni hukukun, medeni kanunun kişiler hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Hısımlık sakın sizi aileye çekmesin. Dikkat! Hısımlık nerede düzenlenmiştir? Hısımlık ailede değil, kişiler hukukunda düzenlenmiştir. Aile hukukunun düzenleme alanında neler var? Nişanlanma, evlenme, velayet vesayet, eşlerin karşılıklı borç ve yükümlülükleri, aile bireyleri arasındaki ilişkiler, boşanma, soy bağı gibi ifadeler de aile hukukundadır. Yani hısımlık kişiler hukuku tarafından düzenlenmişken soy bağı derse aile hukukunda almanız gerekir. Tamam. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar Türkiye'de kaç yıl ikamet etmelidir? 5 yıl ikamet etmelidir Türkiye'de. Sahibine maddi ve maddi olmayan mallar ile şahıslar üzerinde en geniş yetkileri veren, hak ihlal edildiğinde dikkat, herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad veriyorduk biz? Mutlakak. Herkese karşı değil, sadece belli kişi ya da kişilere karşı deseydi nispi hak diyecektiniz. Peki bunu eşya üzerindeki ile birleştirseydi, o zaman da aynı hak adını verecektik arkadaşlar. Dürüstlük kuralının uygulama alanında neler yer alır? Şimdi bak, dürüstlük kuralı neredeydi? Neyde geçerli ilkeydi? Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesine geçerli ilkeydi, değil mi? Hakların kazanılmasına geçerli ilke neydi? İyi niyette. Bakalım bir dürüstlük alanı nerelerde uygulanacak? Hakların kullanılması, borçların yerine getirilmesi, kanunun yorumlanması ve boşlukların doldurulmasına dürüstlük kuralına uygun davranılmalı. Sözleşmesi öncesi görüşmelerde, hukuki işlemin kurulmasında, yorumlanmasında, tamamlanmasında, hukuki işlemin dönüştürülmesinde, yeniden uyarlanmasında hep dürüstlük kuralına uygun davranmak gerekiyor arkadaşlar. Bir şeyi kurarken. Şimdi soru nasıl gelir? Hangisi dürüstlük kuralının uygulama alanında yer almaz diye sorarsa şıklara ne koyar biliyor musunuz? Hakların kazanılması der. Hakların kazanılmasına dürüstlük kuralı değil, iyi niyet kuralı geçerlidir. Dikkat edin buna. Yabancı bir devletin Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları, kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen 3 aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içinde kendi istekleriyle bu görevi bırakmayanlar, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Cumhurbaşkanı izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edilmesi gibi durumlarda Türk vatandaşlığı kimin kararıyla kaybedilir?
Kim koyar kapıya? Cumhurbaşkanı koyar kapıya, yürü git orada yaşa der. Cumhurbaşkanı kararıyla kaybettirilir. Arkadaşlar peki yargı olarak nereye başvurabilirim ben bu karara karşı? Sakın Anayasa Mahkemesi demeyin. Vatandaşlıktan çıkarılmayla ilgili kararlara karşı yargı yolu nedir? Açıktır. Şimdi bak, kim kaybettirdi? Cumhurbaşkanı. Kararı Cumhurbaşkanı aldı. Benim bu anlamda gidip başvurabileceğim yer Danıştay'dır. Anayasa Mahkemesi değildir. Berk? Bir saat bir dakika mı oldu? Hoho. Yoruldunuz mu gençler? Hayır. Devam ediyoruz. Az kaldı sabredin. Tamam mı? Aslında ben hepsini 500 tane, 500 tane mi PDF var burada? 500'ü geçmiş. Hepsini dedim ki bir anda tek parçada vereyim dedim mi? 5 saat falan olur herhalde. Muhtemelen ayrı ayrı vereceğiz. Birinci bölümü bitirince bir ara vereceğim. Diğer videoyla da devam edeceğim. Tamam mı? Sıkılmıyorsunuz değil mi? Bence sıkılmıyorlardır ben. Sıkılmayın tamam mı? Üzülürüm vallahi üzülürüm. Sıkılmayın. Ben aslında normalde daha eğlenceliyim de çok tutuyorum kamerada kendimi. Bilseniz böyle durup dururken falan çok gülüyorum ben yani. Berk? Hocam. Berk de çok eğlenceli. Evet. Kamera arkasında ama çok eğlenceli yani. Yani. Benim kadar değilsin Berk. Var ya koparız burada sen de benim kadar eğlenceli olsan. Mevcut bir fiil ve davranışın kişiliğe yönelik hukuka aykırı bir saldırı mahiyetinde olduğunu mahkemece karar altına alınmasını sağlayan davaya ne ad verir? Arkadaşlar bir davranış var diyor, tamam mı? Bu davranışın kişiliğe yönelik hukuka aykırı bir saldırı olduğunun ortaya konulmasına ne davası denir? Tespit davası. Tehdit ediliyorum, tamam? Ve ciddi tehdit ama öyle yalandan bir tehdit değil. Yapılan şey hukuka aykırı mıdır? Evet. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu tespit edilmesi için ben dava açabilir miyim? Açabilirim. Bunun adına ne diyoruz? Bakın tespit davası. Bir kimse yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya dikkat. Korkutarak zorlamaya ne ad verir? Arkadaşlar tehdit zaten ikrah. Korkutma tehdit demektir. İkrahtır. Bilginiz olsun. İptal edilen 2022 KPSS'de ve daha önceki yıllarda da bazen böyle nadir de olsa böyle tanımlara girdikleri için dedim şuraya atayım ki tanım bakalım. Tehdit, korkutma ne demekmiş? İkrah. Saklamayıp söyleme, bildirme, açıkça söyleme, kabul gibi durumlara da İkrar denir arkadaşlar. Karıştırmayın bakın. İkrar kabul etme, bildirmek, söylemek demekken ikrah ne demekmiş? Korkutma ve tehdit. Şey diyorum. İçinizdekileri ikrah dedim. Tutmayın. Söyleyin içinizdekileri. Hukuk yaratma yetkisinin özellikleri nelerdir? Hukuk boşluğu olması durumunda hakim ne yapıyordu? Hukuk yaratıyordu. Hukuk yaratma yetkisinin özelliklerine bakacağız şimdi. Hukuki ilişkiye uygulanabilir yazılı ve yazısız hukuk kuralının bulunmaması gerekir. Doğru. Çünkü hukuk boşluğu olacak ki hukuk yaratacak hakim. Hakim hukuk yaratırken genel ve soyut nitelikte kurallar koymak zorundadır. Tabii kişiye özgü bir şey çıkaramaz diyor. Hukuk yaratırken kanun koyucu gibi hareket ederek tarafların karşılıklı menfaatlerini tespit edecek. Tabii ki bir taraf tutma olayı olmaması lazım. Mevcut hukuk düzeniyle bağdaşacak bir kural koymalı. Hukuk düzenine ters bir hukuk yaratabilir mi? Hayır tabii ki. Koyduğu kural kanun hükmünde değildir. Evet, hakim bir hukuk yarattığında kanun niteliği taşımaz. Çünkü kanunu meclis çıkarır bizim ülkemizde. Hukuk yaratma etkisi kuvvetler ayrılığı ilkesiyle çelişmez. Doğru, çelişmez. Hakim hukuk yaratarak koyduğu kural üst yargı denetimine tabidir. Evet, temiz istinaf yolları var ya. Hakimin hukuk yaratarak koyduğu kural bağlayıcı değildir arkadaşlar. Ama içtihat birleştirme kararı bunun istisnasıdır. Bağlayıcı değildir tabii ki. Emsal oluşturabiliyor falan gibi düşünebilirsiniz. Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemine ne ad verilir? Adli sicil. Belki adli sicil deyince senin aklına ne geliyor? Evet. Şu an başka bir şeye bakıyorum. Tamam. Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemine ne ad verilir diyor. Belki benimle ilgilenmiyor. Bilemedi. Adli sicil arkadaşlar. Tamam. Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılığa ne ad verir? Verilen söze sadık kalmak. Ahde vefa göster derler ya. Ahde vefa demektir. Bir de ahde vefa ilkesi var. Bağlantılı tabii ki ama uzunca bir tanım vereceğim birazdan bir de. Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılmasına ne ad verilir? Azil denir. Azlediyorum seni. Derler ya hani. Yürü git azlediyorum seni. Verilen temsil yetkisini ortadan kaldırıyorum. Seni ne yapıyorum? Bu görevden azlediyorum.
Aşırı yararlanma. Edimler arasında açık oransızlık durumuna ne ad verir? Gabin denir arkadaşlar. Tamam mı? Gabin. Gabin kişinin zayıf durumundan aşırı yararlanma demektir. Mesela şey düşünün. Şimdi benim borcum var ve çok sıkışmışım. 500 bin lira ederinde bir ev var. Nerede? Şimdi öyle ev mi kaldı gerçi? 500 bin lira ederinde bir ev var ve çok sıkışık olduğumu biliyor karşı taraf. Bu parayı ödeyemezsem çok ciddi sıkıntılar yaşayacağım. 500 liraya olan evi benden 100 liraya aldı. Ne yaptı? Püf dedim size, yazıklar olsun dedim. Aşırı yararlandı, doğru mu? Edimler arasında ciddi bir oransızlık durumu var arkadaşlar. İşte bu duruma ne diyorlar? Gabin diyorlar. Allah gabinli işlemlerden uzak tutsun hepimizi. Gabin demişken burada yazmıyor, muvazadan bahsedelim bir de arkadaşlar. Muvazalı işlemler deriz ya, muvaza şu demektir. Aslında üçkağıtçılık gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyin yapılmış gibi gösterilmesidir. Evi bağışlamıştır ama satmış gibi göstermesidir. Mesela mal kaçırmak için birinin üstüne sen evi veriyorsun. Ama bu evi o kişiye satmış gibi gösteriyorsan buna ne deniyor? Muvazla deniyor arkadaşlar. Hukuk düzeninin izin vermediği, dikkat, zarar verici eylemlere ne ad verilir? Haksız fiil, değil mi? Eylem hareket zaten, zarar veren hareketlere haksız fiil adını veriyoruz arkadaşlar. Lay 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 lay. Mülkiyet hakkı sahibi bir şeye sahip olan kişiye ne ad verir? Malik, mal sahibi demektir arkadaşlar, değil mi? Malik. Böyle bir şey vardı, söz vardı. Malik. Geçen sefer de bak aklıma gelmiş, yine oturtamamıştım videoda. Neyse. Malik bilmezse öyle bir şey vardı ya. Ha, Malik bilmezse Malik bilir mi? Bir internetten baksana da bak neymiş, merak ettim. Takıldı şimdi. Mal varlığına ne ad verir? Mamelek. Mamelek mal varlığı demektir arkadaşlar. Tamam. Mamelek mal varlığı demektir. Mahkemelerce iflasına karar verilen kimseye ne ad verir? Mahkemece birinin iflasına karar verilmişse o kişiye müflis denir arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Müflis, iflas eden kişi, mahkemece iflasına karar verilen kişi demektir. Bir taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkına ne denir? Şey düşün şimdi, satıyorsun malı ama sen önceden alabilme hakkın oluyor senin. Çünkü o şirketin ortağısın atıyorum. Sana bir öncelikli hak tanıyor. Bunun adına ne denir diyor. Yine cümlede anlam sorusu, ön alım hakkı. Arkadaşlar Türkçeniz iyi olsun bakın. Türkçe iyi bilirseniz inanın diğer soruları da rahat çözebiliyorsunuz. Bir hukuki işlemin... Pardon. Çayda buz gibi olmuş. Bir hukuki işlemin yetkili makamca ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere kanun ve usullere uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesine ne ad verilir? Tebligat, değil mi? Bu arkadaşlar bunu şeyden bilmeniz lazım sizin, bakın. Bir saniye, kaydı. Değil mi? Tebligatı günlük hayattan bilirsiniz. Tebligat. Tebliğ edildi falan derler ya. Miras bırakanın hak ve borçlarına ne ad verilir? Miras bırakan kişi kimdi? Muristi. Murisin hak ve borçlarına ne diyorduk biz? Tereke diyorduk arkadaşlar. Mirası reddedebiliyor muyum? Evet. Reddi miras süresi 3 aydı. Bir malın başka bir malla değiştirilmesini konu alan sözleşmeye ne ad verilir? Trampa denir. Takasla karıştırmayın, tamam mı? Takasta aynı şey olması lazım. Aynı türde mallar olması lazım. Burada bir malın başka bir malla değiştirilmesini konu alan sözleşmeye trampa, değiş tokuş derler zaten. Trampa denir arkadaşlar. Mirasçıya ne ad verilir? Miras kaldı ya, dede öldü, sana miras kaldı. Sen ne oluyorsun? Varis. Bulmaca çözer gibi oldu değil mi? Aman. Görünüm. Dur. Görünüme bastım. Benim elimi beğenmiyor galiba. Sen beni beğenmiyor musun? Allah Allah. Hocam size ortadaki sayfayı kapatalım sonra. Hani? Ha, ben şu tarafa bakınca orayı görmüyorum ki. Görünüme basıyorum. Evet. Aynen. Tam ekran modu. Evet. Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanında bulunmaya ne ad verir? Zilyetlik. Arkadaşlar şimdi şu çay var içerseniz. Şu anda bu bardağın fiili hakimiyeti benim elimde mi? Evet. Şunu da Berk düşünün. Bu eli de Berk'miş. Berk'e verdim. Fiili hakimiyeti kime geçti? Berk'e. Bu zilyetlik bu demek. Hop çayı döküyordum. Bir malın fiili hakimiyetini elde bulundurma durumuna zilyetlik denir. Elinde bulunduran kişiye de zilyet denir, bilginiz olsun. Kanunun öngördüğü durumlarda küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilciye ne ad veriyoruz biz? Ne diyoruz ona? Vasi.
Peki anne babaların çocuklar üzerindeki haklarına ne diyoruz biz? Velayet hakkı diyoruz, değil mi? Kişinin bedelli veya bedelsiz olarak bir iş yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşmeye ne denir? Ben mesela şehir dışında sana vekalet gönderiyorum, sen benim yerime yap diyoruz ya mesela. Vekalet sözleşmesi denir arkadaşlar, tamam. Küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliği taşıyan kurumlara ne ad verir? Vesayet kurumları deniyor arkadaşlar. Vesayet makamları deniyor buna da. Tamam, şöyle düzeltelim. Sayfa mı geçti? Ha evet, geçmiş, dur. Şimdi geldi. Vesayet. Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekliyse ne diyoruz? Ne diyoruz çıkabilmek için? Neydi o? Vize. Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle bir hakkın kazanılması, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süreye ne ad verilir? Ne diyorduk ona biz? Zaman aşımı diyorduk arkadaşlar. Sözleşme yaptıktan sonra hal ve şartlarda büyük ölçüde değişiklik meydana gelmesiyle borçlu açısından ağır sonuçlar doğacak olsa bile sözleşmenin, dikkat, cevap burada, aynen yerine getirilmesine, yani verilen söze sadık kalınmasına ne diyorduk biz? Ahde vefa, değil mi? Ahde vefa ilkesi. Bu tanıma dikkat edin. Herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanarak mahkeme önünde davacı veya davalı olarak bulunabilmesi hakkına ne ad verilir? Dava. Hepimizin dava hakkı var arkadaşlar. Sözleşmenin yapılması sırasında mevcut olmayan bir durumun daha sonradan ortaya çıkması yüzünden sözleşme gereği borçlunun üstlendiği taahhüdün aynen yerine getirilmesinin güçleşmesi halinde borçlu hakimden sözleşmenin yeni şartlara uygun hale getirilmesini talep edebilir. Sözleşmenin şartlarında olağanüstü değişiklik halinde ya sözleşme feshedilir ya da değişen koşulla ilgili düzenleme yapılır. Bu duruma ne ad verilir? Empirovizyon teorisi. Öngörmezlik hali ya da empirovizyon teorisi denir arkadaşlar. Bu şu demek. Mesela şey düşünün. Şimdi bir ev kiraladınız. Evi dolarla kiraladınız. Bundan 3 yıl önce dolarla bir sözleşme yaptığınızı düşünün, tamam mı? 3 yıl önceki dolarla şimdiki dolar bir mi? Hayır, uçtu gitti, vurdu geçti değil mi? Ben o zaman atıyorum anlaşmış olduğum dolar karşılığı 100 liraya gelirken şu anda baktığımda onun kaç misline çıkmış. Benim bunu ödemem bu koşullarda mümkün değil diyorum. Bakın olağanüstü bir durum oldu. Olağanüstü bir artış oldu. Sözleşmeyi yeni koşullara göre uyarlayabilelim deme durumunda ne diyormuşuz biz? Emprevizyon teorisi ya da öngörmezlik hali, değil mi? Kim bilebilirdi ki her şeyin bu kadar artacağını? Kimse. Davacının şikayetçi olduğu kişiye ne ad verilir? Söyleyeyim bakalım. Davalı, evet. Davacının şikayetçi olduğu kişiye ne diyormuşuz biz? Davalı. Dava açan kişiye de davacı. Davacının ileri sürdüğü olgunun bulunmadığı savunmasına ne ad verir? Şimdi davacı bir şey söylüyor. Bu bana bunu yaptı diyor. Hayır, öyle bir şey olmadı. Ne yapıyor bakın? Kabul etmiyor değil mi? İnkar ediyor arkadaşlar. İnkar. Davacının ileri sürdüğü olgunun bulunmadığı savunmasına İnkar adı verilir. Bir taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanmaya rıza göstermeyi yahut mülkiyete yahut belki. Bir daha baştan okuyorum burayı. Şurayı sileyim ya. Hoppa. Kötü okudum. Bir taşınmaz üzerinde bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi yahut mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına aynı olarak kurulan hukuki işleme ne ad verir diyor. İltifak hakkı diyoruz arkadaşlar. Bunun için intifaklarını falan da derste anlatmıştık zaten. Kullanma ve yararlanma ile ilgili düzenleme yapan hak grubuna ne diyoruz genel adıyla? İltifak hakkı diyoruz. Memurlardan birinin memurluk sıfatını veya memurluğa ait bir görevi kötüye kullanarak kendisine veya başkasına hakkı olmadığı halde para ödenmesine veya menfaat vaadine bir kimseyi zorlaması veya kandırması yahut memurun yasaya göre almaması gereken bir şeyi
Diğerinin yanılgısından yararlanarak alması suçuna ne ad verilir? Hani yüz kızartıcı suçlar diye sayıyoruz ya, onlardan birisi bu işte arkadaşlar, irtikap. Yani memur burada baktığınız zaman görevini kötüye kullanarak bir kazanç elde ediyorsa irtikaba giriyor. Bunu soruyor irtikap cevabı. İcra takip dosyalarında paraların paylaştırılması sonucunda alacağın tamamını alamayan alacaklıya, ödenmeyen alacak kesim için icra dairesi tarafından verilen belgeye ne ad verilir? Aciz vesikası deniyor buna da. Tamam. Şimdi şöyle bak, icra takip dosyası var arkadaşlar. Paraların paylaştırılması sonucunda alacağının tamamını alamıyor alacaklı. Ve alacaklıya ödenmeyen kesim için icra dairesi tarafından bir bedel veriliyor. Diyelim ki 100 lirası var, 50 lirasını aldı ama 50 lirasını alamadı. Bu 50 lira için ne düzenleniyormuş? Aciz vesikası düzenleniyormuş. Tamam mıdır? Şimdi birinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Bak ne kadar sürdü burası? 1.16. Ho, bayağı sürmüş. 1 saat 15 dakika sürmüş. Umarım faydalı olmuştur. Sizi çok yormamışımdır. Şimdi ben de küçük bir ara vereceğim. Siz de biraz dinlenin arkadaşlar. Sonra anayasa hukuk kısmıyla çalışmamıza devam edelim. Bay bay.